herkes evinde. Evdekiler her evde, cins çiftlikler seçme. Şifa bunlar her derde. Babamızın işi zor, kaçın oğlan geliyor. Küçük hanım pek saftir, kaynana bizi koli. Hizmetçilerinden yadigar, maziyi bugün de ara. Komşu komşuya muhtaç, kadın meraklı, adam aç. Seyretsen bütün bunları, çal birader şu zurnayı. Beşleri olmaz deme, ele uydur sen alayı. Dandini dandini dastana, danalar girmemiş bostana. Bostancı da kovuldu, evdekiler turfanda. Gürültü var kavga yok, gülmek var ağlamak yok. Yüreğini var gemi yok, seyir var dayama yok. Hizmetçiliğinden yadigar, maziyi bugün de arar. Komşu komşuya muhtaç, kadın meraklı, adam aç. Seyretsen bütün bunları, çal birader şu zurnayı. Beşleri olmaz deme, ele uydur sen havayı. Sabah sabah. Yıldırım sen misin? Bugünün pazar olduğunu sokak köpekleri bile biliyor. Uykumda seni işten atıyordum, biliyor musun? Özürlerimi arz ederim Levent Bey. Lakin şahsım tarafından yapılmış küçük bir ihmalin büyük felaketlere neden olmaması için nacizane bir adamı kullanarak... Abuk subuk ne konuşuyorsun sabah sabah? Gördüğüm rüya gerçekleşmek üzere, haberin olsun. Buyurun Levent Bey. Biraz geç oldu ama... Dışarıda çöp kovası yok mu Yıldırım? Burası Ümraniye mi? Bu sizin Levent Bey. İlk kendine davetiye şeklindeydi. Fakat talihsiz bir telaş içerisinde biraz kazaya uğradı. Ne bu, ferman mı? Üzerinde bir miktar hesap yapılmış ama... okunan yerleri hala var. Güzellik yarışmasına onur vermenizi dileriz. Bak, 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 bak. Bu atlar oynanır mı Yıldırım? Hiç anlamıyorsun bu işten. Bir kere üçüncü ayakta dört numara gelir. Aslında tüyoyu sağlam yerden almıştık. Ama bahisleri de tutturamadı. At yarışı talimi yapacak başka bir yer bulamadın mı oğlum? Ne zamandır, nerededir, kaçtadır, hiçbir şey okunmuyor. Bu gece. Yeri dilimin ucunda ama hatırlayamadım. Yeni şahsen biliyorum Levent Bey. Kapısına kadar götürürüm sizi. Yok canım, biz dolmuşta gideriz. Seni bir günde iki kez kovmadan ben uyumaya gidiyorum. Olarak Eduardo ve Rosa geceye renk katacak. Aman Allah'ım, Eduardo geliyor. Hem de burnumuzun dibine. Göremezsem ölürüm, gözlerim açık ölürüm. Ben gidemeyince o buraya geliyor, gördün mü? Çekti gitti saygısızca, aldatmanın tadına varınca. Son kulübü muhteşem. Yok, o aldatamaz. Ayrıca beni görmeden çekip gidemez. Sen nasıl buluyorsun Jenny? Ah, mükemmel. Eduardo benim favorim. Tek tutarım onu. Kimse onu geçemez. Ne diyorsun sen ya? Ah, yarışma konuğu olarak Eduardo geliyor buraya. Düşünebiliyor musun? Yo, hayır, düşünemiyorum. Bakayım. Güzellik yarışmasına geliyormuş. Artist, uğruna beş kere yemek yaktığım artist. Büyü gibi bir şey mi yani? Ay, ne büyüsü Ozan? Ay, diziye dalıp yemekleri yakıyoruz ya. Bir dakika, bir dakika. Sen az önce ne dedin? Güzellik yarışması mı? Evet. Hani soğumadan bayıra dolaşıyorlar, onlar mı? Evet. Ama onlar Eduardo'yu ilgilendirmez. Bakmaz onlara o. Aman Allah'ım. Bu gece yine uyku yok bana. Hangi münasebetsiz bunu bu hale getirmiş canım? Konuğu gözüm seçmiyor, sen oku. Beşinci keredir okuyorum anne. Eduardo ile Rosa kopup gelmişler ta nerelerden. Gitmek lazım buna, biliyor musun? Sağ olsunlar, buralara kadar gelmişler. Gitmezsek kırılabilirler. Yeni kıyafet de almak lazım şimdi. Haklısın anne. Bir giydiğimizi bir daha giydiğimizi anlamaması lazım. Daha çarpıcı bir kıyafetten bahsediyorum kızım.
Daha önce karşılaşmadık ki kaç defa giydiğimizi anlasın. Doğru. Sadece biz onları televizyondan görebiliyoruz. Geçmiş olsun hayatım. Sağ ol canım. Ne o? Yine çözemediğiniz bir probleminiz var gibi. Yarışmayı konuşuyoruz oğlum. Eduardo geliyormuş da hazırlık yapmayı düşünüyoruz. Ben tanımıyorum ama Cennet'e söyleyeyim balık falan alsın. Yemeğe mi gidiyor? Ay çok hoşsun canımcığım. O bir dizi film kahramanı. Yarışma tertip etmişler ya oğlum. Ha, bu akşamkini mi söylüyorsunuz? Bu akşam mı? Yürü kızım hemen çarşıya. Ay evet anne kalabalığa kalmadan gidelim. Yürü yürü kalk. Ne çarşısı hanımlar? Akşam hep birlikte gideceğiz ya hayatım. Kıyafet alacağım. Durun ya. Bize ailece gelin demediler ki. Olsa olsa iki kişi gider. Haklısın canım. Sen gidersin. Eş durumundan da ben. Nankör. Ben senin annen değil miyim? Seni ben doğurdum. Hangi otelde kaldıklarını öğreneceksin? Ya sen ne safsın oğlum? Bize ne Eduardo baltasından? Ben kızların kaldığı oteli soruyorum. Çok da bir en az 20 tane. Saçmalama oğlum. Şans öpücüğü vermeye geldik dersek bizi döverler. Sen beni dinle oğlum. Biz önce otele girmeye bakalım. Bizi müşteri sanırlar. Dinlesene Cenk. Çok iyi bir numaram var ama senden emin değilim. Şirin çocuklar gibi durabilir misin? En iyisi gözlüklerini çıkar. Nasıl baktığın anlaşılmasın. Oğlum bu her zaman geçerlidir. Sıkı durabilirsen kızlar gelip ne şirin çocuk diye seni okşarlar. Zahmetsiz yani. Vallahi ben dururum. Bir kez denedim oldu. Ama 20 kızı ilk kez deneyeceğim. Hoş geldiniz. Ne kadar şanslısınız biliyor musunuz? Bu kadar olur yani. 60 milyonda 500'e girdiniz. Pardon, farkında olmadan bir yere mi koşmuşuz? Aa, ne koşması? Benden saklamaya çalışmayın. Az önce Cennet her şeyi söyledi. Ama bize söylemedi. Zaten aranızda bir konuysa bize oturduğumuz yere oturmak düşer. Saklayın, saklayın bakalım. Size öyle bir kem gözle bakarım ki tuvalete bile gidemezsiniz. Ay niye bize fena muamele yapıyorsunuz Şerbin Ana? Şaka şekerim şaka. Eduardo davet etmiş bizi öyle mi? Ay ne bileyim şu anda kimi davet ettiği belli değil ki. Nasıl? Davetiye kime geldi? Herkes kendine zanıyor ama Levent'e geldi. Ben de eş durumundan gidiyorum zaten. Yabancı yere de fazladan misafir götürülmezmiş derler. Ama komşuluk bugünler içindir. Annen yok mu evde? Fikriye Hanım! Fikriye Hanım! Hayırdır kızım? 2 saattir cayır cayır sesin geliyor. Bir yerin mi yandı? Eduardo'nun daveti varmış. Hayırlısı. Ya sağ olsun beni ezip geçmemiş. Vefalı çocuktur o. Peki bizi ezip geçmiş mi? Fazla kalabalık olsun istememiş. Aile arası gibi yani. Sen karıştırıyorsun anne. Yarışma davetiyesi o. Düğün değil. Sen karışma kızım neyse ne. Tamam. Ben hemen hazırlanmaya başlayayım o zaman. Nereden duydu bu? Cennet söylemiş anne. Kendine yer buldu da başkasına da peşkeş çekiyor. Bir insanın bir insana peşkeş çekmesi çok ayıptır değil mi anne? Evladım çekiştirip durma gel dedin geldik işte. Sana benim için çok önemli bir şey soracağım bab. Kızlarla ilgili. Bir günde analitik geometri sor be oğlum. Kafanı üşüteceksin. Gerçeği. Yalnızca gerçeği söyleyeceğini yemin et. Yemin ederim o kızı tanımıyorum. Kızlar nerede kalıyor bab? Hangi kızlar oğlum? Yarışmaya katılan kızlar. Bu soru şimdi bana çok iyi geldi evladım. Küçücük kağıt parçasının peşine düşmeyen bir tek sen vardın. Benim kağıtla işim yok bab. Çekli biz kızları göreceğiz. Ayıp oğlum. Elade bir kızlarına göz dikilir mi? Oraya giden başka ne yapıyor bab? Oğlum biz oraya verilen bir emri yerine getirmek için gidiyoruz. Fazla mesai gibi bir şey. İşte biz de Cenk de seni düşündük. Senin yükünü hafifletmek istedik. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Bir evlat ancak bu kadar babasını düşünür. Ama ben de çocuğunu feda edecek kadar gadar bir baba değilim. Çağır Cenk'i buraya oynayın olur mu oğlum? Eduardo bizim evi nasıl hallaç pamuğu gibi atıyor. Valide Hanım Yakup'u Eduardo'yla tanıştırabilecek mi? Haşmet Bey gecenin önemini kavrayabilecek mi?
Evde herkes neyi arıyor? Reklamlardan sonra evdekilerde. Ah güzel kızım. Biliyorum bu mutluluğumuzu herkesle paylaşmak istedin ama... keşke Şermin'e Eduardo'dan söz etmeseydin. Pardon? Onların arası açık mıydı bilmiyordum. Ne arası güzel kızım? Biz gideceğiz, o gelemeyecek. Bir yeri şişecek, yazık. Ben de zaten gel seni de götürelim demedim ki büyük hanımcığım. Öylesine söyledim. Bir dakika, yani sen de mi geliyorsun benim düşünceli güzel kızım? Evet büyük hanımcığım. Sizi en mutlu gününüzde yalnız bırakmak ister miyim hiç? Gerek yok kızım, düşüp bayılmam, merak etme. Sen de evde başını dinlersin, fena mı? Nedense evin içinde ikili görüşme modası çıktı. Biz de akşamı konuşuyorduk Levent Bey, kıyafet falan. Ben kararımı verdim. Ne giyeceksiniz? Hayır, öyle değil. Gitmemeye karar verdim. Aa, yüreğime mi indireceksin oğlum? Sen gelme, ben Yakup'u alır giderim. Yakup sıkılır. Ben size refakat ederim. Yanlış anlarlar güzel kızım. Başlarında erkek yok derler. Laf atarlar. Kum kapıya gitmek icap eder sonra. Ah, ben yanınızdayken mümkün mü büyük hanımcığım? Aynen geri atarım lafları. Zaten gerek kalmadı. Davetiyi nereye koyduğumu unuttum bile. Unuttun mu? Oğlum o unutulur mu? Ben bulurum büyük hanımcığım. Siz üzülmeyin. Ay tek başına arama güzel kızım. Beni de bekle. Eduardo, Eduardo! Yakup, dilin dönmüyor işte, zorlama. Sana Yekip deseler hoşuna gider mi? Bana bak, takım elbisen var mı? Siyah veya lacivert. Mor mu var? Ne yapıyorsun onunla Yakup? Yakup, sen soruma cevap ver. Ne evlenmesi? Seni sosyeteye sokuyorum. Gülersin tabii, sosyete bakkal. Sen giyin, bakkalda beni bekle. Ben seni alırım. Ne bileyim Yakup yani ya. Davetiye kayıp. Bulunca saatini haber veririm. Efendim, ne dedin? Kendine gel Yakup. Annem babam seninle gittiğimi nereden bilsin? Onlar sağ mı? Hadi tamam, lafı uzatma. Elimizi verdik, kolumuzu kurtaramıyoruz. Anladım Yakup, lafın gelişi söylüyorum. Elim sende değil. Boşuna yemin etme. Levent üstleniyor da ona soracaklarım var. Salonda. Davetiyeyi soracaksanız arama çalışmaları mı sürüyor? Kaybettik de. Ya bunların hepsi aynı telden çalıveriyor. Akıllarını kaybedivermişler bak. Haşmet'i anlatamıyorum bir türlü. Onun anladığında ben anlamıyorum. Bir anlaşmazlık var aranızda o zaman. E bunu çözdü. Ya Levent usta Şermin tutturmuş Eduardo Eduardo deyip duruyor. Görelim diyor. Kim kim ediveriyor biz de bir görelim. Ay Eduardo, Haşmet Bey Allah müstahakınızı versin, o bir oyuncu. Hiç kimse kimseye bir şey etmiyor Haşmet Bey. O yabancı bir oyuncu. He, cambaz deyim gibi. Hani dizilerde rol yapan oyuncular var ya Haşmet Bey. Onlardan biri. Peki bizim karılara ne oluveriyor? Bize de bir oyun ediver misin bu Eduardo? Ay size göre bir şey yok ki Haşmet Bey. Siz evinizde rahat rahat oturun. Hatta kapıları falan kilitleyin, kimseleri açmayın ha. Gidiyoruz değil mi Haşmet? Eduardo kaçmaz. Evcil mi bu Eduardo? Haşmet Bey, sen konuyu bilmediğin için kavrayamadın. Gel ben sana sakin sakin anlatayım. Gel abiciğim. Acaba ortalığın bu kadar karıştığından zavallı adamcağızın haberi var mı? Ay biz yine iyiyiz. Kim bilir başka evlerde neler oluyordur. Ben erkenden gidelim diyorum. Önlerden yer kapalım. Haklısınız Şermin Hanım. Siz erkenden gidin. Köfteleri, dolmaları hazırlayın. Yoksa kadınlar matinesi mi? Haşmet'i götürmezsek kırılır. Ay Haşmet Bey'i tekrardan yapıştırmak da hiç kolay değil yani. Onun için hiç gitmeye gerek yok hanımcığım. Ne kimse kırılsın, ne de kimse erkenden yollara dökülsün. Haklısın Cennet, kimse gitmesin. Çok zekisin Cennet. Şermin Hanım'ı kandırıyoruz değil mi? Evet, bu arada da hiç belli etmiyoruz. Ya! İzlerini buldun mu Cenk? Eşkallerini mi soruyorlar? Deli olacağım ya. Oğlum niye kalbi ilanı verelim? Onlar bizim neyimiz ki? Yani henüz bir şeyimiz değil. Ben vazgeçtim oğlum. Hayır, seninle işbirliği yapmaktan vazgeçtim. Daha profesyonel birini bulmam lazım. Bir şans daha mı? Sana şans vere vere ortalıkta talih kuşu bile kalmadı oğlum. Tamam, bu son. Gece evden çıkamıyoruz, onun için gündüz görebiliriz. Buraya kadar anladın mı? Tekrar et.
gece çıkabilir miyiz? Nasıl? Evet. Haklısın. Çok doğru. Şansını iyi kullanıyorsun, devam et. Arkadaşım Cenk, kısaca kovuldu. Annenle yarışma yerine pavyona gidiyorum denir mi oğlum? Hepsi mi güzelmiş? Ben diyorum ki hanımlarla gidersek rahat edemeyiz. Biz seninle beraber gidelim. Sen de az değilsin ha Levent Usta. Göz banyosu ediverelim deyiveriyorsun ha. Ben işi düşünüyorum Haşmet Bey. Oraya önemli adamlar gelir, iş görüşmeleri olur. Kılıfını da hazır edivermişsin bakıyorum da. Benimki kılıf değil. Yalnız oraya gideceğimizi söylemeyeceğiz. Ne deyivereceğiz? Münasip bir şey tedarik ediverelim. Sen karışma. Sen şimdi unut. Ben sana böyle bir şey söylemedim, tamam mı? Kim? Ne? Ben bir şey bilmiyorum ki. Öyle diye verirlerse iftira ediyorlar Levent Usta. Tamam Haşmet Bey, abartma. Artık kimseye inanmamak lazım biliyor musun? Olayla alakalı olmadığı halde şahit yazı verirler adamı. Ya Haşmet Bey, sen sesini bir de çıkarma, bekle. Ben beklerim. Burada mı bekleyivereyim, evde mi? Sen evde bekle. Hiç dışarı çıkma. Alışıldı mı herkes? Tamam. Kenara köşeye sıkışmış olamaz ki canım. Yoksa kaybettim diye yalan mı söylüyor? Size yardımcı olabilir miyim büyük hanımcığım? İki büklüm olmuşsunuz öyle. Sağ ol güzel kızım. Lensim düşmüş de ona bakıyorum. Ama sizin lensiniz yok ki büyük hanımcığım. Haklısın güzel kızım. Ben de lensimin olmadığını yeni hatırladım. Sizin lens dediğiniz davetiye şeklinde olanlardan olmasın büyük hanımcığım? Sen ne kadar akıllısın güzel kızım. Ben bu benzetmeyi düşünememiştim. Siz kendinizi yormayın. Ben nasıl olsa arıyorum. Bulunca hemen size haber veririm. Sen sakın vaktini boşa harcama kızım. Onca işinin arasında küçücük bir kağıt parçasının peşine mi düşeceksin? Hepimiz için büyük hanımcığım. Bulamazsak hiçbirimiz gidemeyiz. Ben yani, ben gidemem. Bir büyük olarak benim gitmem lazım kızım. Veli toplantısı değil ki büyük hanımcığım. Her hafta yapılan haftalık olağanüstü güzellik yarışmalarından biri. Davetiye. Nerede bu ya? Herkesi bir telaş aldı. Ama boşuna. Ben şu davetiye emniyet alayım da. Kocacığım. Söyle hayatım, seni dinliyorum. Acaba tuvalet mi giysem yoksa mini etek mi giysem? İkisini de yanına al hayatım, değişmelik giyersin ha? Doğru, şaşırır herkes değil mi? Evet, ama önce davetiyeyi bulmamız gerekiyor hayatım. O olmadan gidemeyiz ki. Daha zaman çok bulunur. İçimden bir ses onu hiç bulamayacağımızı söylüyor hayatım. Ay, içindeki ses ne şomazlı canım. Torba değil ki hayatım, büzü vereyim. Başına buyruk bir ses. Sürekli vır 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 vır. Ne çekiyorum bir bilsen. Doğru. Hadi hayatım, neredeyse bulalım o hain davetiyeyi. Haklısın kocacığım. El mi yamanmış, bel mi yamanmış görelim. Görelim hayatım. Levent Bey evde mi? Evde, evde. Gel. Söyle bakalım şoför Yıldırım, sıkıntın ne? Benim şahsen bir sıkıntım yok Levent Bey. Anladım, patronun bir sıkıntısı var. Evet, nereden bildiniz? Haydar Bey zorda mıymış kocacığım? Galiba hayatım. Neymiş derdi Yıldırım? Ağzında geveleme lafı. Bana söylediğine göre, yani şey... Sana telefonda yazdırmıştır oğlum. Oradan okusana gerizekalı oğlum. Bu gece... Okumuyor. Ver bakayım şunu bana. Bu nasıl yazı Yıldırım? Senin alfaben bile farklı. Verin bana, verin bana. İki satır yazıyı okuyamadınız yani. Levent'ciğim, bu gece bana içinden dansöz çıkan bir pasta lazım. Hemen Haşmet Bey'i alıp gelirsen sevinirim. Levent Bey'in dediği doğrudur. Dansöz de mi pastadan olacak canımcığım? Yok hayatım. Haşmet Bey'den pasta yapmasını istiyor. Tam da gününde yani. Bence tam günü Levent Bey. Büyük hanımı da çağırmıyor mu acaba? Yok canım. Şimdi Haşmet Bey'i de yalnız bırakmak olmaz. Şanssızlık, ne yapalım? Biz de annemle gideriz.
zor gidersiniz. Yani davetiyeyi bulursanız hanımcığım. Bari Haşmet Bey'e haber verelim. Benim görevim bitti mi Levent Bey? Arkadaşlarla taş oynuyorduk da. Ne taş oğlum? Öyle abuk subuk konuşup başımıza taş mı yağdıracaksın? Arabada bekle. Başlatma taşından, toprağından. Biraz zarardayım da. Şimdi zararın artabilir şoför Yıldırım. Oğlum Cenk, ben düşündüm taşındım. Artık yollara düşmenin zamanı geldi. Hazırlıklarını yap ve her zamanki yerde beni bekle. Evet, şimdi. Ne? Annem pavyona gitmene izin vermedi mi? Sen dangalak mısın oğlum? Öyle söylenir mi? Şimdi nasıl çıkacaksın evden? Ha, bakkaldan gofret almaya diye çık da merak etsinler. Sonra bütün emniyet teşkilatı peşimize düşsün. Uzun süreli bir yalan bul. Bana bak oğlum. Efendi gibi sinemaya gidiyoruz de. Film uzunmuş de. Beğenirsek bir daha izleyebiliriz de. Tamam mı? Deli edecek bu beni ya. Sinema adı verme. Seni almaya gelirler. İyi ya, ne yaparsan yap. Başkasına söylesem 50.000 bahane bulur ya. Anlıyorum. Bu senin kabahatin değil. Annen özellikle sana hamur işi yediriyor. İyi, gecikme. Görüşürüz. Umarım. Basılar uyanmam artık. Harekatı başlatıyoruz mu Levent Usta? Sus be birader, anlayacaklar. Ne oldu diye merak et, hadi. Peki, ne bağırıyorsun ki? Hadi. Ne oldu Levent Usta? Acayip merak ettim. Bana ne diye vereceksin? Aslında böyle bir şey senden istemem tuhaf kaçabilir ama... Gel şöyle. Harekat devam ediveriyor değil mi? Kes konuşmayı. Ne oldu, ne oldu? Davetiyeler bulundu mu? Davetiye mi? Nereye sıkışmış? Anneme haber vereyim. Bulundu mu Levent Bey? Bir şey bulduğumuz yok. Patronun ricasını söyleyeceğim. Ay kalbim güp güp atıyor. Heyecandan mıdır, nedir? Haşmet Bey, bizim patron büyüyecek bir pasta istiyor. İçinden dansöz çıkaracakmış. Vallahi onu yapıvermek öyle kolay bir mesele değil. Nereden bakıversen? Haşmet Bey, patron mümkünse dedi, ben de mümkün dedim. Sen öyle dediysen öyledir tabii. Ben senden daha mı iyi bileceğim? Patronla kağıttan nasıl konuştun kocacığım? Hayatım, ben kağıdı okurken patronun nasıl konuştuğunu anlarım. Ay pardon hayatım, senin çok anlayışlı olduğunu unuttum bir an. Ah bu daha da iyi. İki kişi daha eksildi değil mi Cennet? Hayırlısıyla iki kişi daha diskalifiye edilirse daha iyi olacak. Mesele kalmadığına göre varıp sahibine haber vereyim hemen. Büyük adamsın Levent Usta. Nereye düştü bu paçavra kağıt? Düşse düşse yere düşer. Çamaşırların arasına kadar da kaçmaz ya. Güve mi bu? Kesin Cennet'in işidir. Karda yürür, izini belli etmez. Kolay gelsin Valide Hanım. Odayı epey havalandırmışsınız bakıyorum. Maşallah, her şey havada. Ya havasız kalmış. Aslında Cennet'in işi ama baktım ilgilenen yok. Valide Hanım, siz boşu boşuna hava civayla uğraşmazsınız. Ne demek bu oğlum? Pek mi meraklıyım başkasının odasına girmeye? İçimden bir ses diyor ki... Aman senin içindeki ses de bugün bir türlü susmadı. Bir görünecek var herhalde. Valide Hanım, sizi fazla yormayalım. En büyüğümüz olarak size bu sırrımı söylemeliyim. Söyle tabii çocuğum, ben senin annen sayılırım. Bu davetiye meselesi var ya. Hem de ne mesele? Buldun mu? Nereye girmiş? Odayı talan ettim, çıkmadı kör olası. O zaten kaybolmadı. Ne oldu peki? Ben onu
Ben ona baktım olacak gibi değil. Herkes gitmek istiyor. Vuruşturdum, camdan dışarı attım. Ne? Dışarı mı attın? Ay bana bir şeyler oluyor. Kendine hakim ol Fikriye. İyi düşünmüşüm anneciğim, değil mi? Kimsenin kırılmasını isteme. Ne kırılması oğlum? Perişan ettin beni. Göz göre göre Eduardo'yu camdan attın dışarı. Ay kendimi tutamıyorum. Doğal olarak bayılıyorum. Valide Hanım, Valide Hanım. Bayılmayın Valide Hanım. Bana bakın, şaka yaptım anneciğim. Canım anneciğim. Valide Hanım, davetiye atmadım. Ay ne adammış bu birader. Yaşlı genç demiyor. Herkes o. Şakaydı demek ha. Alacağın olsun damat. Atmadım tabii. Niye? Çünkü niye atmadım? Çünkü daha bulamadım ki atayım Valide Hanım. Ölümüme sebep olacaktın damat. Vallahi mahkemelerde sürüm sürüm süründürürdüm seni. Yani öbür taraftaki adliye koridorlarında. Benim mantığım bir davetiyenin kendi başına hiç kimsenin tesiri altında kalmadan sadece kendi iradesiyle kaybolmasını kabul etmiyor Cennet. Siz mantığınıza söz geçiremiyorsunuz hanımcığım. Bunda kabul etmeyecek ne var? Evet Yıldırım söyle. Can sıkıntısından arabayı kurcalıyordum. Torpidonun gözünden davetiyenin zarfını buldum. Lazım olur diye getirdim. Yıldırım seni ne yapmalı bilmem ki. Ben halimden memnunum sağ ol. Bu böyle ortalıkta verilir mi insana? Bu alt tarafı bir zarf Cennet bacı. İnsan camı tıklatır da camdan verir. Cennet benim mantığım bunu da kabul etmiyor. O mantığınıza benden selam söyleyin hanımcığım. Her şeye çok fazla burnunu sokuyor. Ne oldu Yıldırım? Davetiyenin zarfını getirdi kocacığım. Zarf mı? Oğlum, sana ne davetiyenin zarfından? Senden onu isteyen oldu mu? Olmadı. Fakat şahsen gerekebilir diye düşündüm Levent Bey. Şimdi zarfı da davetiye gibi kullanmaya çalışır bunlar. Şahsen ben azar işitmemek için bulup getirmiştim. Ancak bunu düşünmemiştim Levent Bey. Düşünmemişmiş, kafanı çalıştır oğlum. Zaten haliniz bana bir gün demiştiniz ki... ...senin kafan çalışmaz, boşuna uğraşma. Şimdi bu bir tezat teşkil etmiyor. Yıldırım. Yıldırım arabada bekle, elin ayağında rahat dursun. Hoş geldin Levent Bey. Kocacığım, bir insan mantığına nasıl söz geçirebilir? Ben geçiremiyorum da. Bu o kadar şart değil hayatım. Varlığıyla yokluğu belli değil ki zaten. Serbest bırak bence. Cennet. Cennet güzel kızım, bir bakar mısın? Buyurun büyük hanımcığım. Gelsene dışarı şirin kızım. Geldim büyük hanımcığım. Karnınız mı tuttu yine? Ben size hemen su ısıtayım. Sıcak sıcak ayaklarınıza koyun. Bırak su kaynatmayı Cennet. Sende bir zarf varmış. Bir göstersene bana da nasıl bir şey acaba? Ha zarf. Ha o zarf. Kayboldu deme, düşer bayılırım şurada. Kaybolmadı büyük hanımcığım. Burada da öylesine bir zarf işte, beyaz. Getir şunu kızım. Sinir etme insanı. Merak ettim de onun için hamiyetli kızım. Ay kapı kulu askeri gibi olmuşsun anne, kapının önünde dura dura. Ha, yeniçeri olacaktım ama yaşım tutmadı. Tövbe tövbe, kapı kulu askeriymiş. O zaman bana mantıklı bir açıklama yap anne. Zarfın peşindeyim kızım, belki işimize yarar. Bu ne gibi yararlar sağlar? Otobüslere bilet atmayız. Telefon indiriminden yararlanırız. Ne yararı kızım? Akşam için işimize yarar. Beni aydınlatmazsan nereden bilebilirim ki anne? Aman, sana ışın tedavisi yapsak bile iflah olmazsın. İşte zarf bu. Sağ ol güzel kızım, ver bakayım. Ah. Buyurun büyük hanımcığım. Ne yaptın kızım? Yırttın güzelim zarfı. Sizin aklınızdan geçirdiğinizi ben 2 saat önce geçirdim büyük hanımcığım. Anca beraber, kanca beraber. Şu halimize bakın. Yarım zarflara kaldık, görüyor musunuz? Eskiden kişi başına kaç zarf düşüyordu anne? Susar mısın sen? Yakup hazır mısın? Hazırım yani ya. Kemanının akordu da tamam mı? Boş ver, git çıkar üzerindekileri. Üryan dolaş demedim, şaşkın bakkal. Sen gelemiyorsun. Niyeyse niye, sana ne? Elimde yarım zarf var zaten. Sinirimi kaldırma. Yakup, sana gelmeyeceğini söylüyorum. Zarfın yarısı yok. Bunu anlayamazsın sen. Aman pek de romantik. Elmanın yarısı gibiymiş.
İşte o elmanın yarısını cennet ısırdı, anladın mı? Niye olacak? Hazımsızlık çekiyor. Davetiyenin zarfı davetiye yerine geçecek mi? Cennet valide hanımı yaş tahtaya bastırabilecek mi? Yıldırım yoksa çok çilekeş bir şoför mü? Peki gecenin şanslı mucizesi kim olacak? Reklamlardan sonra evdekiler ne? Hadi sonra görüşürüz Nezahat Hanımcığım. Güle güle. Ne vardı kızım? Sizce bu zarf davetiye yerine geçer mi? Geçmez tabii güzel kızım. Ama başımıza bir aksilik gelmiş numarası yapabiliriz. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yolda düşürmüş gibi. Az önce buradaydı da şimdi nerede gibi. Bak pek güzel söyledin eşsiz kızım. Hadi siz biz tamam da geri kalanı neremizde içeri sokacağız? Biz oraya hanımefendiler gibi gideceğiz de bizi içeri almayacaklar öyle mi? Alınlarını karışlarım onların. Haklısınız büyük hanımcığım. Salınarak bir gireriz içeri, özellikle sizi favori gösterirler. Sağ ol güzel kızım ama gençler dururken. Sizin ruhunuz genç, ruhunuz herkese taş çıkartırsınız. Beni şımartıyorsun güzel kızım. Yıllar eskitememiş sizi, şimendifer marka saat gibisiniz. Teşekkür ederim kızım ama zarfın yarısını vermeyeceğim. Damarlı. Yeryüzü yaş tahta olsa bu gövdesiyle uçar vallahi. Ay kokteylde gibiyiz anne değil mi? Ayakta ve şımşıkır. Evet kızım, elimizde bir içkilerimiz eksik. Hayır büyük hanımcığım, davetiyelerimiz eksik. Buralarda ateş var mıydı acaba? Fazla kaptırma kendini kızım. Kadın kadının sigarasını yakar mı? Salon kültürü herkese nasip olmaz büyük hanımcığım. Ne bilsin? Peki salon L salon olunca kültürde bir değişiklik oluyor mu anne? Olmaz mı kızım? Biraz uzuyor değil mi hanımcığım? Tabii güzel kızım. Nasıl yani? Pardon, ateşi olan var mı? Bırak o barış çubuğunu elinden Şermin Hanım. Oraya sakla cilvelerini. Şimdi trafiği nasıl ayarlayıveriyoruz Levent Usta? Çok basit. Yıldırım bizi yarışmanın yapıldığı yerin kapısına bırakıyor. Biz artık içeri girmeyiz, gerisi kolay. Ondan sonra Yıldırım gelip hanımları alıyor. Yeri unutmuş numarası da şehirde dolanıp duruyor. Ta ki gece bitene kadar. Senden korktum, bir kere daha korktum Levent Usta. Yeni haline sopmağıydı veriyorsun. Neydi o? Edüverdi gibi. Anlaşıldı mı Yıldırım Efendi? Şahsen anladım Levent Bey. Yalnız yengelerin asabi hatalarında ne yapmam gerektiğini söylerseniz. Sen ilgili görün. Olmadık yerlerde dur, arabadan in, bir çay iç gel. Seni çabalıyor görsünler yeter. Elimden geleni yaparım şahsen. Ama başıma elin bir kaza gelirse, çoluk çocuğu size emanet. Gereken yapılacaktır Yıldırım. Hiç kuşkun olmasın. Hadi oğlum, kim önce gidecekse gitsin, geç kalacağız. Yıldırım bizi götürüp gelecek, sonra sizi götürecek. Değil mi Yıldırım? Soyanızda Levent Bey. Hadi Levent Usta, daha pastayı da vereceğiz. Alem adam suhbet selamı. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Güzel uğurlar olsun. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben sigarayı bırakıyorum. Bırak tabii Şermin Hanım. Öyle tuta tuta kolun yoruluyor. Kur'an gelip çarpsın ki benim kabahatim yoktur. Canım nedir bu kısmetsizlik? Cahil, küstah, sorumsuz şoför. Ne demek adresi unuttum? Yahu insanlık halidir. İnsan unutabilir. Eduardo'nun gözleri bizi aradı mı acaba? Senin sonun yoğun bakım Yıldırım. Bütün hayallerimiz hayal oldu. Gel buraya kaçma. Size soruyorum kızlar. Benim doğduğum topraklarda yalancılara ne yapılır? Dilleri koparılır. Koparılır. Ya bunun müsebbibi ben değilimdir. Evde beni bekleyen bir ailem vardır. Kahvedekiler hala beklemektediler. Yapmayın. Oh. Sus, senin sonun geldi. Eduardo bir daha buraya gelecek mi bakalım? 40 yılda bir geliyorlar değil mi anne? Bir Eduardo kolay yetişir mi hanımcığım? Az var onlardan. Senin numaralar hiç beni tutmuyor Levent Usta. Sen bir doktora deyim gör. Durun hanımlar durun. Parçalayacağım onu. Sigaramı bile yaktıramadım. Size kızılcık sopası getireyim mi büyük hanımcığım? Aa, çok iyi akıl ettin güzel kızım. Getir tabii getir. Ne oluyorsunuz bu kadar ya? Yıldırım erken bunadı kocacığım. Canım büyütmeyin bu kadar. Biz de giremedik. Abo! Ne? Siz de mi giremediniz? Bunlar bizi atlatmış görüyor musun? Oh, Allah razı olsun ya. Haşmet, demek kızlarla beni aldattın öyle mi? Ben masum Şermin. Yapma çubuğu. Levent Şermin. Bunlar beni buralardan. Senin bir numara çektiğini anlamıştım zaten. Aşk olsun Levent Bey. Davetiyeyi kaldırın.
Siz haklısınız bizi. Kandıracağım kocacığım. Kötü bir niyetimiz yoktu. Zaten davetiyi gerçekten kaybettik. Almadılar bizi içeri, yemin ediyorum. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me my darling. Reminds night. Müthişti. Sizin için üzgünüm. Müthiş, mükemmel, harika. Ozan bir hafta yüzünü yıkamadı. Soranlara Afrika su çiçeği çıkarıyor dedik. Az daha biz bile inanıyorduk.